hastanenin hala temel aşamasında olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu gidişle normalde yapılması gereken süreyi aştı. Bu süre herhalde bir 2-3 süre daha geçirerek anca tamamlanabilecek ki tamamlanabilmesi de biraz muamma gibi duruyor. Bu kamuda tasarruf genelgesi oraya vurdu mu, vuracak mı? Bu da bir muamma. Çünkü işler bayağı ağır aksak ilerliyor orada. Şırnak'ın 570 bine ulaşmış nüfusuyla acil ihtiyaçları arasında bir şehir hastanesi veya bölge hastanesi varken işlerin böyle ağır ilerlemesi biraz sıkıntılı bir durum. İlk günden bugüne kadar hep ağır ilerledi. Yani ağır ilerlemesini nasıl değerlendiririz? Şöyle, çalışan sayısı az. Yani böyle büyükçe bir hastanede çalışan sayısı az olunca işler böyle ağır aksak ilerliyor. Yani 2-3 senedir daha temel aşamasında. Ek herhalde süre talep edildi. Bu ek süre de aşılacak büyük ihtimalle. Çünkü ortada daha yapılmış bir hastane yok. Beytüşebap Devlet Hastanesi'ni, eski devlet hastanesini daha doğrusu depreme elverişsiz diye bir tane eski okula taşıdılar. Ve yeni bir hastane için ihale süreci başlattılar herhalde. İhale de oldu. Yeni bir hastane yapılacak. Bitirilmesi lazım. Çünkü hastanenin hiçbir, mevcut okulun hiçbir fiziki şartı hastane için elverişli değil. Slopi'de uzun yıllardır yapılması gereken bir tane ağız diş hastanesi var. Hala inşaatı bitirilmemiş. Uzun süredir de devam ediyor. Birkaç firma da değiştirdi. Bir ara mevcut firma kongordato ilan etti vesaire. Bu süreç bayağı uzadı. Bu sürecin uzamasından dolayı Slopi'deki hastalarımız, yani diş hastalarımız Şırnak'a, Cize'ye gelmek durumunda kalıyorlar. Aynı şekilde oradaki kadın doğum hastanesi de öyle. Süreç uzadıkça uzuyor. Bunların derhal bitirilmesi lazım. Halkımızın sağlık hizmetine erişiminin kolaylaşması lazım. Cizre'de kadın doğum ve diş hastanesi, şöyle söyleyeyim, İdil'de diş hastanesi. Bu gibi tesisler hala yapım aşamasında veya hala ihale sürecinde. Bunların derhal bitirilmesi gerekiyor. Çünkü Şırnak'ın nüfusu gittikçe artıyor. 570-580 binlere varmış bir nüfus var ortada. Ve hala tesisler, eski tesislerin kapasiteleri artırarak hizmet verilmeye çalışıyor. Bunlar da sağlığa erişimi biraz daha sıkıntılı bir duruma düşürüyor ve sevk sayılarını arttırıyor. Çünkü uzun randevu bekleme süreleri, sanal kuyruklar oluşmaya başladı artık. Fiziki kuyruklar bitti, şimdi sanal kuyruklar. Bir aya geçkin kadın doğum sıraları bulanıyorlar. Veya Slopi'deki hastamız diş protezi için Cizre'ye veya Şırnak'a gelip tedavi almak zorunda kalıyor. Bu süreç 2-3 defa gelip gitmeyle var. Bu bir maddi külfet. Bu da imkanı olmayanı sağlığa erişim hakkını engellemiş oluyor. Veya burada alınamayan sağlık hizmetlerini sevklerle Mardin'e, Diyarbakır'a göndererek sağlığı gene taşımacılı hale getirmiş oluyorsun ve sağlığa erişim hakkına biraz engel koymuş oluyorsun. Derhal sağlık tesislerimizin inşa edilmesi lazım ve bu sürecin hızlandırılması lazım diyoruz.